Herkese merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle uzun süredir benim paylaşmak istediğim bir videoyu çekiyorum. Bu da yaz alışverişi. Eğer neden derseniz, çünkü bu ürünleri ben yaklaşık toplam diyelim 2 ay öncesinde, 2 ay içerisinde yani uzun süredir beklediğim ürünler geldi. Uzun süredir baktığım ve bulduğum ürünler var. Kısacası yaz alışverişimi sizlerle paylaşacağım. Uzun süredir de alışveriş videosu paylaşmıyordum. Bu da tam olacak böyle yani. Ayrıca da tabii ki yine gidip farklı parçalar alacağım. En sevdiğim ürünleri toparladım ama sizlere göstereceğim. Kışlık ürünler de var arada tabii. Onun dışında söylemem lazım ki birincisi çok sıcak yine. İkincisi birazcık bronzlaştım ve çok güzel hissettiriyor. Üçüncüsü bu üstümdeki görmüş olduğunuz modeli her zaman giyiyorum. Evet, ve giymeye devam edeceğim çünkü çok seviyorum. Instagram'dan olsun veya YouTube'da videolarımda giyindiğim şeylere beğenenleriniz var. Veya hani nereden ne alıyorum merak edenleriniz var. Merak edenleriniz için daha iyi bir video olacak gibi görünüyor. Daha ilgi alanlarına giriyor çünkü. Güzel giyinmeyi veya hani kendi tarzımı oluşturmayı seviyorum. O yüzden siz de merak ediyorsanız nerelerden alışveriş yapıyorum. İzlemeye devam edin ve daha fazla konuşmadan başlamak istiyorum çünkü çok fazla ürün var, o yüzden hemen başlayalım. Ürünleri kocaman bir poşete attım, çöp poşetine attım. Birazcık hakaret gibi oldu kıyafetlerime ama gerçekten nereye koyacağımı bilmiyordum. Öncelikle şunu söyleyeyim, deneyeceğim bütün kıyafetleri aralarda, geçişlerde göreceksiniz üstümde nasıl duruyor. İkincisi, bütün aldığım ürünlerin linki aşağıda olacak. Garanti veriyorum size. Evet, şimdi hemen devam edelim. Neyse ben içinden alacağım, devam edeceğiz öyle. İlk olarak size üstümdeki kıyafetten bahsedeyim. Böyle bildiğiniz gibi omuzları olmayan ve kolları böyle olan. Bunun adı ne bilmiyorum gerçekten. Tek giydiğim şey ve adını nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Ve boyunluğu var böyle takımı. Çizgili mavi gayet. Şık ve rahat ve her gün giyebileceğiniz bir şey. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bir tişört, bluz aldım. 2-3 tane siteden farklı alışverişler yaptığım için sitelerin adlarını da tam bilmiyorum çünkü yabancı. Hani hatırlamıyorum hangisini nereden aldığımı. Siz hepsini göreceksiniz. Onun dışında bir diğer ürünüm. Çok tatlı, beyaz, çiçekli, tam bir yaz elbisesi olan böyle ince kumaşlı bir elbise aldım. Bunun şurada böyle kısacık bir yırtmacı var içinde. Şu anda da üstünde görüyor olacaksınız. Renkleri çok hoşuma gitti. İkincisi ben artık elbise ve tulum giymeyi çok sevdim. Çünkü hem rahatlar hem de kombin yapma gereği duymuyorsunuz. Direkt ayakkabı veya gözlük, çanta alıp çıkıyorsunuz. Hem çok rahatlar hem de çabalamadan güzel görünüyorsunuz. Bence en önemli şey bu. Kolları böyle güzel. Renkleri öncelikle hoşuma gitti. Bunları tam böyle yaz Bodrum'da giyebilirsiniz veya işte Bağdat Caddesi iniyorsanız böyle kahvaltıya giderken. Ben niye dans etmeye başladım? Her neyse böyle uzun beyaz güzel bir elbise aldım. İkinci olarak bu elbiseye bayıldım. Yani tek kelimeyle bayıldım. Siyah. Bu nasıl? Şimdi hemen tarif ediyorum. Üstünde zaten göreceksiniz ama tabii de tarif etmem olmuyor. Böyle boynundan bağlıyorsunuz. Sırtı açık. Bu da tam böyle belinizi bağlamak için. Arkada da kurdele bölümü var. Elbise gördüğünüz gibi siyah. Üstünde de gül işlemeleri var. Çok tatlı bir şekilde. Bu işleme zaten çok moda bu sene. Biliyorsunuz ve bunun yırtmacı birazcık fazla ama güzel yani. Sonuçta yazlık yerde giyineceksiniz. Ben Bodrum'a gideceğim bir sonraki ay. Orada giymeyi planlıyorum. Uzun yine bir elbise. Kısa elbiseleri de seviyorum ama uzunlar bu sene cidden çok hoşuma gitmeye başladı. Beğendiğim için kışlık birkaç tane de ürün aldım. Birkaç tane de. Bu yine çok böyle tarz görünen, Instagram kızlarında olan böyle fashion killer yazıyormuş. Trail figure yazıyor kollarında da. Rengi çok hoşuma gitti. Bir iki tane daha rengi var ama ben bunu beğendim. Değişik bu renk çok bir şeyim yok çünkü. Bunda yaz akşamları belki hani şortun üstüne veya işte kışın direkt tight'ın üstüne giyip çıkabilirsiniz. Ben bunu çok beğendim. Sırada bikinilerimiz var ama ondan önce çok tatlı bir şey göstereceğim. Şu bildiğiniz flamingo simitleri diyeyim. Evet. Simitleri çok meşhurdu. Ben de aldım. Merak ettim. Daha hiç kullanamadım ama almadan yani durmak istemedim. En kısa sürede kullanmayı planlıyorum ama bilmiyorum nerede kullanacağım. Ama çok tatlı. Fodora tabii ki gelir diye düşünüyorum. Böyle bir tane flamingolu simit aldım. Konuşamıyorum. Çok ses geliyor. Her neyse. Daha sonra bunu tabii ki de denemeyeceğim ama böyle kolları yine açık, omuzları açık. Kolları kısa, sizi böyle saran. Tabii bunlarla kolay güneşlenemezsiniz ama işte fotoğraf çekilmek için ve yani öyle
maksat beach'te dolaşmak için. Altı da normal böyle çizgili takımı. Ne diyebilirim? Hani ne demeyi planlıyordum onu. Böyle mavi kadife renklerinde, omuzlardaki çizgilerde işte ten rengi, nude renkler. Altı da aynı şekilde takım böyle. Mavi kadife. Tabii bu poposu birazcık açıkmış ama olsun. Şimdi diyeceksiniz, popo diyorsun, bikini gösteriyorsun, nasıl kızsın? Yapmayın lütfen. Bir tane böyle bordo mayo aldım. Ablam aldım. Bana böyle şeyler gitmiyor pek. Ama böyle bunları şey olarak da kullanmayı düşündük. Body suit hani böyle pantolonun içine gelebilirsiniz, şortun içine gelebilirsiniz. Bu da böyle. Daha sonra çok tatlı iki tane cap aldım. Böyle beyaz renklerinde. Bir tanesinde W harfi var. Önü pembe kadife. Şu an takabileceğim çünkü saçlarım cidden çok uğraşmamış gibi görünse de bayağı uğraştım. Diğeri de normal dümdüz beyaz. Üstünde ne yazıyor? Yos yazıyor. Evet. İki tane cap'imiz var. Onun dışında Instagram'dan bir tane tişört almıştım. Evet, Instagram'dan da bir tane tişört almışım. Onun Instagram adları da Happy Rose Berry. Aşağıda linklerini koyarım zaten. İçinde böyle bir tişört var. Dışında da tül böyle siyah bir tişört modeli yapmışlar. İşte içi görünüyor. Kırmızı böyle yazısı var. Sert böyle bayağı. Ben bunu çok beğendim. Böyle gece bir yerlerde giyinilebilir aslında. Bir tane böyle tişörtüm var. Bir tane böyle sweat aldım. İnternetten aldığım için tam gerçek Victoria's Secret değil. İnternetten aldım da pink yazıyor üstünde. Bunları niye aldım? Böyle okula giderken hiç direkt üstüme atayım çıkayım diye evden almıştım. Kumaşı çok güzel. Böyle mor renginde gayet rahat kumaşı var. Bir de böyle kapşonumu çok seviyorum ben. Ondan sonra yanlışlıkla iki tane aynı sweatten almışım ama işimiz de geldi. Ablam giyer, ben giyerim veya bir tane arkadaşımla giyebiliriz takım olarak. Şimdi önden baktığınızda çok sıkıcı görünüyor ama arkasını çevirdiğimizde de böyle pink yazısı var, pullu. Aynısından bir tane daha almışım. İki tane elimizde var. Şu an odamın sıcaklığını hissetmenizi isterdim. Çok kötüyüm. Daha sonra böyle gri pink tişörtü aldım. Bu en beğendiğim. Hem rengini hem de modelini çok beğenmiştim. Önünün hani hafif açık olması. Çünkü hani daha modern gibi duruyor, bilmiyorum. Kolunda da ne yazıyor? Love pink yazıyor, gri böyle. Bu çok güzel. Taytların üstünde mükemmel oluyor. Kot üstüne de giyebilirsiniz. Bir tane böyle almıştım. Ben canlı yayına çıktığım gün bunlar hediye oldu. Moda On'la Butik'in sahibi Ayşegül abla bana giyindiğim şeyleri hediye etmişti. Onları yine de tekrardan göstermek istiyorum şu an. Bir tane canlı yayında denediğim bu siyah kareli gömlek, işlemeleri olan bir gömlek vardı. Onu aldım. Ben dedim ki hediye edeyim dedi. Hangisini istersin? Ben böyle hepsini alabilir miyim? Teşekkürler. Daha sonra bunun teyzeyi denemedim. Şimdi belki denerim. Nasıl durduğunu bilmiyorum. Biraz büyük gibi duruyor ama kalın askılı, yine siyah kareli elbise. Şu an ekranınızı düşünemiyorum. Siyah lacivert çizgiler, kareler, ekranın şöyle oynaması falan lazım herhalde. Bilmiyorum. Böyle yanlarında da cepleri var. Uzunun sonları da böyle paçasında da ne dedi? Böyle daha bollaşan bir bölüm var. Evet. İki tane çok tatlı şort aldım. Bir tanesi siyah. Bunu ben sporda giyindim birkaç defa. Böyle dar şort işte çok rahat gayet. Pijama olarak da kullanabilirsiniz veya spora giderken, spor yaparken kullanabilirsiniz. Bir de aynı şortun pembesini almıştım. Bu biraz fazla pembe geldi ama gayet tatlı. Bir tane böyle şort almıştım. Daha sonra yine Ayşegül ablanın hediye ettiği bir parçayı göstereceğim. Böyle sarı kalın kumaşlı bir tişört. Bunu kolyelerle, altına giydiğiniz şeylerle daha gösterişli bir hale getirebilirsiniz. Ben sarı çok kullanamıyorum ama deneyeceğim yani. Esmer tene belki güzel gidebilir. Ve yine denediğim canlı yayında pantolon almıştım. Paçalarına bayılıyorum bunun. Böyle bazen de komik gelebiliyor perde şeyi gibi ama ben bunları beğeniyorum. İşlemeleri çok güzel. Kalıbı da çok güzel oturmuştu. Merak yani almak isteyenleriniz Kadıköy'de hani gidip alabilirsiniz Moda On'la butik. Yeri tam nerede biliyor musunuz? Boğa'ya çıkar gibi. Boğa'ya çıkmadan. En başta ben şimdi çok kötüyümdür yol tarif etmesinde. Yeni bir şey yapıldı Kadıköy'de. Otopark yapıldı. Söğütlü Çeşme Camii'nin orada. Tam böyle o renkli merdivenlerin karşısında bu butik.
de üstüne giydiğim bu bluzu almıştım. İşlemeli, strapless, lastikli olan. Daha sonra internetten son olarak da böyle kırmızı dar bir elbise aldım. Bu da böyle yaz akşamları çok güzel olur diye düşünmüştüm. Nerede giyeceğimi bilmiyorum ama askılı böyle. Arkası da işlemeli. İşlemeli tam denmez aslında. İpleri var böyle bağlamanız için. Boyu da böyle diz üstü galiba. Tam zaten denediğimde göreceksiniz. Kumaşı aşırı güzel. Böyle ne çok kalın ne de çok ince. Yani tam böyle yaz akşamı için. Ben yaz akşamlarını fark ettim ki bayağı takmışım. Şimdi bugün ablamla birlikte Palladium'a gittim. Orada da birkaç tane kışlık şey aldım. Onları gösterip göstermemek konusunda kararsızdım. İnternet siteleri için yaptığım bir tane daha poşet vardı. Onu göstermeyi unutmuşum. İlk başta hemen onları bir göstereyim. Bu komando desenli dar elbise. Bunu Instagram'daki fotoğrafımda görmüş olabilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Bunu da bu internet sitelerinden birinden aldım. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Aşırı rahat ama birazcık fazla açık. Ben böyle belime bir şey bağlayıp gezmiştim. Daha sonra bir tane terlik göstereceğim. Bir tanesi bugün giyinmiştim dışarı çıktığımda. Böyle siyah tüylü, biliyorsunuz bunlar çok popüler oldu. Bir tanesi bu. Diğeri de aynısının pembe rengi. Pembe tüylü rengi. Çok güzel. Bunları çok sevdim. Bayağı modaydı zaten. Ben bunları internet sitesinden 3 dolara falan aldım. Zara'dan gidip 100 liraymış, 90 liraymış. Asla almayın bence. Şimdi de size ablamla aldığımız, fakat bunları denemeyeceğim. Çünkü kışlık ürün denersem yanarım. Alev falan çıkar üstünden. O yüzden hızlı hızlı göstereceğim. Bugün indirimden almıştık. Geçen hafta da bitmişim. Her neyse. Bu gördüğünüz ürünlerin hepsi böyle 2-3 ayda alınan ve çok ucuz alınan ürünler. Lütfen şey demeyin hani, zaten birkaç tanesi de hediye sitelerden gelen veya Ayşegül abladan. Hani böyle çok alışveriş yapıyorsun lütfen demeyin. Yaza girdik, biraz yapayım. Lütfen karışmayın. İlk olarak Stradivarius'tan MTV'nin herhalde koleksiyonu. 100 liradan 40 liraya düşmüş. Şöyle bir beyaz kazak aldım. Üstünde pembe MTV yazıyor. Bu videolarımda da giyeceğim zaten ilerleyen aylarda. Çok beğendim. Bir tane bundan almıştım. Daha sonra bugün aldığım Stradivarius'tan 120 liradan 25.95'e düşmüş. Hani mükemmel bir indirim galiba. Kaplumbağa boğaz gibi bir şey diyorlardı. Kolları da böyle bol, sonu dar. Böyle salaş bir kazak var. Ben şu an şekilden şekilde indirim göstermek için. Ama aşırı beğendim böyle. Çok bir şey yok ama modeliyle çok tarz gösteriyor bence. Ve ben bunu seviyorum yani. Sonra Bershka'ya gittim. Bershka'dan da çok inmemiş bu aslında. 40 liradan 30 lira inmiş. Bir tane tight buldum. Haki yeşili spor tight'ı. Çok hoşuma gitti. Kalıbı çok güzeldi. Yani rahatlığı da iyiydi. Spor yaparken giyebilirim. Kışın veya okula giderken de giyerim dedim. Bir tane tight aldım. Stradivarius'tan yine kaç liradan düştüm bilmiyorum ama 15.95'e aldım. Yine böyle boğazlı, ipek kumaşlı, böyle kalın kumaşlı bir kazak aldım. Çok güzel. Rengini de çok sevdim. Hiç giymediğim bir renk. Daha sonra Stradivarius'tan yine 130 liradan 40 liraya düşmüş bir deri pantolon aldım ve buna bayıldım yani. Rengine ne çok böyle yeşil, ne çok böyle gri, böyle değişik metalik bir renk. Kumaşı da öyle. Çok rahat, yani baktığınızda çok rahatsız duran bir şey ama aşırı rahatlı kumaşı. Hemen aldım zaten. Böyle sonunda da fermuar var paçasında. Şu an nasıl terliyorum biliyor musunuz? Yok böyle bir şey. Ama yapacağım. Bitireceğim. Bu videoyu bitireceğim. İnatla şey yaptım. Ne yaptım? Konuşamıyorum. Aa, bu arada annemler geçen haftalarda İspanya'ya gitmişlerdi. Oradan böyle bir elbise almış bana. Ben fark ettiyseniz komando desenimi birazcık fazla seviyorum. Kamuflajlı deniyor. Kamuflaj değil mi? Evet. Kamuflaj desenli böyle bir tulum elbise. Bunu çok beğendim. Stradivarius'tan değil, Bershka'dan ne kadardan ne kadar düşmüş? 110 liradan 39.95'e düşmüş bir tane spor hırkası buldum. Böyle boğazlı, yukarıda bayağı hani boğazlı bir hırka. Uzun, salaş. Bir de kolları da böyle içinde sanki bir şey varmış gibi. Bir de parmağınızı geçirebiliyorsunuz. Bunu da çok beğendim. Rengini, modelini, fiyatını. Her şeyini çok beğendim bu hırkanın da. Daha sonra Stradivarius'tan bot aldım. Niye bot aldım? Çünkü çok ucuzdu. Hemen gösteriyorum. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Ben bilmiyorum, çok beğendim. Normal ayakkabıcılara gittiğinde asla bulamadığım bir model. Ben şunu seviyorum. Giydiğinde şurası bol kalacak, pantolonun çok rahat bir şekilde girecek. Öbür türlüler böyle daktarcık yapıyorlar, pantolonun büzüşüyor falan.
nefret ediyorum. Bu hem modelini de çok beğendim ve ben normalde 40 giyiyorum. 41 numara bu. Yani tek numarası kalmış bunda ve almam lazımdı yani. 180 liradan 45 liraya, 45.95'e düşmüş. Yani 41 numara almam gerekiyordu. Rüyama falan girerdi diye aldım. Çok beğendim. O yüzden kışa artık bot almam zaten. Bir de son olarak Twist'ten bir ayakkabı almıştım. Daha doğrusu bunu ablamla birlikte aldık hani. Tek ben giymiyorum. Böyle topuklu. Yani böyle baktığınızda tuhaf duruyor biraz ama ayakta çok güzel duruyor. Onu sevdim. İşlemeleri de çok güzel. Topuğu da böyle ideal, çok uzun, 5 santim falan. Önü açık, gayet güzel bir yazlık ayakkabı aldık böyle. Evet, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şükürler olsun ki bir an önce cama çıkıp hava almak istiyorum. Çok kötü oldum çünkü. Her neyse, umarım beğenmişsinizdir aldığım ürünleri. Dediğim gibi merak edenleriniz vardı. O yüzden hepsini söylemeye çalıştım, aldığım yerleri, mağazaları. Onun dışındakilerin hepsinin linkleri aşağıda olacak, bulabilirsiniz kolaylıkla. Unuttuğum, göstermeyi unuttuğum veya kilit olanlar varsa yine linklerini bulabilirsiniz aşağıda. Her şeyin linki hazır. Dediğim gibi bu arada gayet indirimde aldığım şeyler, o yüzden eleştirmenize gerek yok. Ben bunu niye açıklamasını yapıyorum? Güzel bir alışveriş geçirdim, güzel bir sezon kışlık da aldım. Umarım beğenmişsinizdir ve kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada yaz saatiniz nasıl geçiyor aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Benden istediğiniz videoları da aşağı yazarsanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımı da bulmak istiyorsanız aşağıda linkleri var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.